Atletizm Saati programından siz değerli izleyicilerimize iyi günler dileriz. Geçen hafta yapacağımız ama yayın akışında bir değişiklikten dolayı bu haftaya kalan programımızın konukları iki tane rekortmen milli kardeş atmalar branşında Ahmet ve Hasan Ulal. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vesile oldu da yani birçok arkadaşlarımla böyle eski zamanları şey yaptık, yer ettik. Ne yettiğinizde geldiğiniz teşekkür ederim geldiğiniz için. Şimdi ilk önce bir çocuklarımızın yarışları var. Onlarla ilgili bilgi verelim ki yapıldı. Sonra da geçelim eski anılarımıza. Evet, geçen hafta Kütahya'da U18 Türkiye Şampiyonası vardı atletizmde ve Taygun Artan Özcan yarıştı orada. Çok güzel dereceler elde etti. Takip ettiğiniz siz de gördünüz. Evet. 100 metrede 10.67'lik derecesiyle Türkiye birincisi oldu. 200 metrede 21.58'lik derecesiyle Türkiye birincisi olurken Yıldızlar Gençler KKTC rekoru kırdı. Ayrıyeten de Türkiye Yıldızlar rekoru kırdı. Ha, gerçi şey derik yani Yıldızlar rekoru dünyada artık şey derler. En iyi performans derler yıldız seviyesinde olanlara ama ya, rekor olarak müthiş dereceler elde etti. Onu da tebrik ederiz. Antrenörü Celal'ı tebrik ederiz. Daha önceden üzerinde emeği olan Berk Tuna hocamızı tebrik ederiz. Ailesini, onlar da çok ilgililer. Tabii federasyonumuz da her türlü katkıyı sağlamaya çalışıyor. İnşallah bu çocuk yani gelecekte büyük başarılar elde eder. Gidişatı da odur. Kendilerine şimdiden daha tebrikler. Evet, yani tebrik ederiz. Çok gururlandık. Çok gururlandık ya. Yani gerçekten çok güzeldi. Buse Savaşkan, o da güzel yurtludur. Önümüzdeki hafta zannedersem U23 Avrupa Şampiyonası var. O da yüksek atlamada yarışacak. Ne Avrupa güzel. Şampiyonası'nda. Yiğitcan'la üzüldük tabii. Olur ama böyle şeyler. Sporda inişler, çıkışlar, bazen hedeflere ulaşamama gibi durumlar olur. O da hiç umutsuzluğa kapılmasın. Belki de bir kamçılama olur. Zaten çok şeydir bu konularda. Hırslı. O da Celal Hoca ile çalışır. En büyük hedefleriydi tabii olimpiyat. Olmadı. Geçen defa bir öncekinde de sakatlandılar diye. Bu defa da böyle bir durum oldu. Tabii Türkiye milli takımına da başarılar dileriz orada. Birçok kardeşimiz, arkadaşımız orada yarışacak olimpiyatlarda. İnşallah çok güzel dereceler alırlar. İnşallah. Az kaldı zaten. 2 hafta gibi bir süre kaldı. Bütün hepimiz kilitlenecek. Evet. Evet, hoş geldiniz. Şimdi seninle zaten anaokuldan ilkokul sona kadar sınıf arkadaşıydık. Sen de bir altımızdaydın ama sen de Ersan'la. Sınıf arkadaşı değil, aynı gün doğumlusunuz siz. Sizin böyle bir de durumunuz var. 18 Nisan mı? Yok, benim 11 Mart'tır ya. Aynı gün değil. Yani olsa muhakkak öyle hatırlarım da. Ama yakın yanlış hatırlarım. Ama bizim zaten anaokulda başlayan dostluğumuz ilkokul sona kadar devam etti. Siz babanızın işi gereği güzel yurda gittiniz ama hiç kopmadı dostluğumuz. Evet. Her zaman hep birlikteydi. Kopmaz da. Nasıl başladın sen? Ersin, öncelikle beni ve kardeşimi buraya davet ettiğin için sana, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'na ve bu programda emeği geçen herkese teşekkür ederiz. İlkokul 6. sınıfta Mazlum hocamızın, ona da burada sevgi ve selamlarımızı göndermek isterim. Mazlum hocamızın. Ersin Doğaç diye bir arkadaşımızla birlikte, yani senin yanın, bir taşı gülle şekilde atmak suretiyle ben gülleci, dizci oldum. Sen yüksek ve uzuncu oldun zannederim. Ne ilginç değil. Biz sonradan genişleyip atmalara geçtik. Ve ilk yarışmamızı Girne'de yaptık. Ben güllede birinci, dizde ikinci oldum. Sen yüksek ve uzunda birinci oldun ikisinde de. Ve okul olarak üçüncü olduğumuzu hatırlarım. Şimdi ilk yarışımız ve birinci geldiğimiz için çok sevindik.
Bir de ikinci bir sevincimiz daha vardı. Türkiye'ye gidecektik. İlk birinci gelenler. Fakat Türkiye'deki okulların, Türkiye'deki Atletizm Federasyonu'na yapmış oldukları itiraz neticesinde, işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen kafilenin hep birincilerin seçilerek geldiğini, bir milli takım gibi geldiğinden dolayı Kıbrıs'tan gelen öğrencilerin çok büyük başarılar elde ettiğini ve Türkiye'deki öğrencilere fırsat bırakmadığını konusunda itirazından dolayı okul puanlama durumuna göre birinci gelen okulun Türkiye'ye gireceği öğrenince hakikaten böyle çok moralim bozulduğunu hatırlarım, çocukluk da o zaman falan. Ondan sonra ortaokula geçtik. Ortaokulda yine gülle disk atmaya başladık. Yine bölgesel ve Defkoşa'da yapılan şitlerde birinci oldum. Okul olarak da birinci olarak Türkiye'ye gittik, İzmir'e. İzmir Atatürk Üstadı'nda gülle ve disk atmada Türkiye birincisi oldum. Orta ikiye geçtik. Aynı şekilde yine devam etti. Ama arkadan Hasan geldi. Hasan yedeğim oldu ama benim orta birde attığım derecelerin Hasan çok üzerinde atmaya başladı. Onun şanssızlığı da benim arkamdan gelmesi. Orta üçe geçtik. Yine aynı şekilde Türkiye'lere gittik. Çok iyi dereceler aldık. Bu sefer orta ikide attığımızın derecelerinden Hasan çok iyi dereceler atmaya başladı. Bizim derecelerimizden. Yani ne zaman ki biz liseye geçtik, o zaman Hasan'ın önü açıldı. Ve Hasan rekor da kırdı o dönemde. Tabii biz liseye geçtikten sonra çekice başladık. O zaman beden eğitimi öğretmenimiz Mahmut Hoca, şimdiki Güzeyurt Belediye Başkanımız, ona da sevgi ve saygılarımızı göndeririz. Emeği üzerimizde çoktur. Ahmet dedi çekiç atacağım falan. Dedik hay atalım hocam falan gibisinden ama çekiç nedir? Nasıl atılır? Hiç görmediydin. Yani gördüm ama nasıl atılır? Ne dedi? Hiçbir bilgimiz yok. Dedik hocam nasıl atacağız? Ahmet işte bunu tutacaksın. Hızlı bir şekilde çevireceksin. Döneceksin ve uzak bir yere atmaya çalışacaksın. Biz kaba kuvvet bu işi alıp tabii yapmaya çalıştık ama çekiç tekniği ve çok güç işleyen bir spor dalı. Çok bayağı sıkıntılar yaşadım. Yani bazen çekiş koptu, çekiş bir tarafa, biz bir tarafa gittik. Sakatlanmamak, böyle elde değil, kıldan kurtuldu bu işlerden. Tam da o dönemlerde şansım olimpiyatlar vardı. O zaman da VHS video kasetleri vardı, videolar vardı. Bir arkadaşımla nasıl kayıt yapıldığını öğrendim televizyonda. Ve çekiş atma müsabakasını ben kasete kaydettim. Çekiç atma, işte bir gülle, uzun 1.20-1.30-1.25 arası olan bir tel ve bir tutma kolu, yani kapse dediğimiz bir olay. Biz en güçlü kolumuzla, elimizle, sağ elimizle tutar, sol elimizle üzerine getireceğiz. Ama şeyi de gördük, olimpiyatlarda tam tersi. Adamlar sol eliyle tutar, çünkü sağ el geldiğinde belli bir yere kilitlenir. Bırakma. Evet, sol elle bıraktığında ne kadar uzakta, çok daha farklı bir mesafe ve bu mesafe de en az 1 metreye yakın bir mesafedir. Sadece kol uzunluğu. Atmalarda santimin ne kadar büyük bir önemli olduğu bir yarışmada, bir metrenin dehşet derecede büyük bir rakam olduğu yansıtılmaz bir gerçek. Onları görmeye başladım. Yavaş yavaş durdurup izlemeye başladım. Nasıl çevirir, çekicin yüksekliği ne olacak, ayak nasıl döner, yavaştan hızlıya doğru en son patlaması süratli olduğunu, bunları öğrendim. Ve gece yattığımda gözümün önüne hayal olarak getirirdim ben bu olimpiyatlardaki sporcuları. Ve kendi üzerimde yorumlardım. Ve başardım bunu. Ve ondan sonra çekiç atmada çok güzel dereceler elde etmeye başladım. Rekorlar girdi. Rekor girdi. Yıldızlar rekoru. Gençler rekoru. Gençler rekoru. Hala daha bendeydi. Tabii kalktı o zaman. Okulda çok güzel. Türkiye'de çok güzel derecelerimiz oldu. Birinciliklerim oldu. Bayağı kendimizi geliştirdik bu konuda. Aynı dönemin yarışmacılarıydık zaten. Düşün, evet. Yani siz ayrıldınız, güzel yurda gittiniz ama yani Lefke'den hep ben de kardeşimim o yıllarda. Zaten atıcılara dönüp Lefke'den. Sizin aranız biraz açıyordu yaş olarak. Onun için Hamit biraz daha rahat. Beraber giderdik her yere. Ben evet. Güzel yurda yarışa geldim de sizin dükkana gelirdim. Evet. Beraber giderdik beraber. Oradan yani ne güzel anılardı işte bunlar. Evet. Ve tabii Hasan'ın şansı biraz bizden daha fazlaydı herhalde. Çünkü Mazlum Hoca senin direkt sınıf öğretmenin. Tabii sınıf bizi öğretmenindi. Yetiştiren. Evet. Senin nasıl oldu? Yani Ahmet'ten dolayı sana bir şey geldi. Nasıl oldu yani? Tabii. Bizim Hamid'in öyle yani oldu. Yani sizi görerekten biz de okulun güçlü çocuklarından o zaman sıramızı bekledik.
Çok da güzel derece attım ilk sene ilkokullarda Gulle'de rekor kırdım. Yani çok açık ara farkına rekor kırdım. Şanssızlığımız oldu. İlk yani belgeselle de rekor kırdık. Finallere gidene kadar o arada o birkaç ayın içinde kaldırdılar. Gulle'yi kaldırdılar ve fırlatma topu koydular. Evet. Fırlatma topu farklı fiziklere hitap eden daha bir sürat. Yani çok daha çevik. Koşma. Yani koşu, patlama şey. Onda çok başarılı olamadık ama yani öyle 12 metre olan Gulle rekorunu 13,5-14 metrelere savurttuk. 2 metre farkından güzel bir rekor kırdık ilkokulda. Benim hatırladığım, lafını keserim ama ben o gün yarıştaydım. Sen 13.96 gibi korkunç bir derece attın. 12.30 falan de rekor. Ha, yani oralardaydı rekor. Evet. Ve sen çok müthiş bir dereceyle rekor kırdın. Biz herkes orada havaya şey yaparız, zıplarız. Yani, zaten aynı ortamın ama ondan sonra şanssızlık dediğin gibi, kaldırdılar. Beraber aynı mahallede güzel oynayaraktan, birbirimize güzel hırs yaparaktan çok güzel senelerimiz oldu. Hem Mazlum Hoca dedi sana hadi sen atıyorsun. Abin tabii de zaten sıra sana geldi. Hepimiz de bilirdi. Bilirdi hep bütün secereyi. Anne baba ne var hepsini bilirdi Mazlum Hoca. Tabii genetiğimizi iyi bilirdi, doğrudur. Zaten bu konuda bir de benim bir anım var böyle. Şimdi Hasan'la ikiz gibi büyüdük. 18 Nisan 72 ben, 30 Nisan 73 Hasan. Tam bir bizim Hasan'la benim yani bir ikiz gibi büyüdük. Askere beraber gittik. Hasan'la da bir şey yapacaksak en iyisini yapmak istedik. Komando birliğine gittik. Orada bir arkadaşımız Ayhan Ateş. Buradan da eğer bizi seyrederse selamlarımı ilerlerim. İyi olsun. Ayhan Ateş mizacı yüksek bir arkadaşımız böyle. Geldi dedi sen Güzelurt'un. Dedik Güzelurt'ta kalırız. Esas defki değil. Ya dedi sen Kurtuluş Lisesi'nde çekici atar mıydın? Evet. Kardeşin de vardı senin. Dedim yanımdadır. O da beraber. İkiniz de mi birlikte geldiniz? Dedik ikimiz birlikte geldik. Orada dedi gulle atardı değil mi? Evet. Ya dedi ben sizin yüzünüzden dedi sporu bıraktım ya dedi. O da dedik kardeş biz herkesi spora aşılamaya, spora bağlamaya çalışırız. Nasıl oldu da seni biz spordan soğuttuk ve bıraktırdık seni? Güzelyurt'ta yapılacak olan bölgesel yarışmalarda bu arkadaşa Anafart Adar Lisesi'ndeydi. Öğretmeni demiş ki işte Ayhan sen çekiş atacaksın falan. Demiş tamam hocam atalım. Güzelyurt'a geldi. Bizim de Zafer Stadı'nın arka tarafında bir yer yaptıydım ben betondan. Orada ısınma atarım böyle. O zaman da zirvenin topundaydım. Yani kendi şeyimde böyle. Arkadaşlar geldi diyor, dışarıda diyor bu çocuk var, çekiş atar. İstersen diyor bir izle kendini gör nasıl atar. Geldi izledi, şey etti, hemen döndüm dedi koşarak öğretmenime gittim. Demiş hocam ben çekici bırakıyorum. Tamam ya demiş, madem çekici bırakıyorsun Gülle'ye geç. Demiş tamam, onda pek rakip yoktu. Gittik dedi Gülle'ye dedi, yazılırık dedi. Duyarak dedi Hasan Ulal. Yahu dedi çekici atan çocuktur bu. Demiş yok, kardeşidir. Ya demiş ne analar var ya demiş şeyler doğurdu falan gibisinden. Bıraktım adımı yazdırdım. Şeyimi yazdım lisansımı. O tarihten dedi ısporu bıraktık açtık. Öyle bir yani, ilginç anımız oldu Ayhan'la. Ya gerçekten Kıbrıs standartlarına göre farklı bir kategoriydik yani çok. Şimdi çok farklıydık. Ortaokulda Ahmet'in yedeği oldun son sınıfa kadar ama son sınıfta çok iyi dereceler attın. Ben hatırlarım yani. Evet. Değil. Yanlış hatırlamam. Sonra yani 13 santimle rekoru kaçırdık orada. 14.50'ydi, 14.37 attım. 37. Şeyde sonra Ahmet sen çekice geçince sen direkt disk ile şey. Tabii lise 1'den lise sona kadar Gulle'yi devraldık Gulle diski. Bir sene zannederim Cevdet Hoca attı. Ondan sonra hep sen attın. Evet. Cevdet Hoca'yı da buradan evet, o dönemin sevdiğimiz kaliteli abilerimizden. Antrenörlüğümü de yaptı yani. Evet. Teknik çalışmamda, ağırlık planlamasında, antrenman planlamasında çok yardım etti bana. Onun rekorunu da işte Hamit 4 santimle kırdıydı. Biz sırayla hepimiz kaçırttık. Hamit'e gelince Hamit'e nasip oldu. Tabii ya kırılsın. Ha, kırılsın rekorda, zaten. Kırılması demek atletizmin gelişmesi demektir. Biz o zaman hatırlardık. Yani biz yokluktan var olduk kendi kendimize. Çekiş atmak için ben kauçuk ayakkabı istedim orayı. Canımı yedim. Alamadım. Yani daha doğrusu bulamadık. Tabii. Şimdi öyle imkanlar var ki bir düğmeyle istediğin şeyler her şeyi alabilirsin. Tiger giyerdik basan. Aynen. Aynen. Tiger o şey aynen. Voleybolda kullanılan. Voleybol ayakkabısı, altı kauçuk.
bulabildiğimiz en kaliteli ayakkabı oydu. Oydu o zaman. Nerede evet. bulan şimdi spesiyal özel ayakkabılar. Kolay şimdi değil yani tedarik etmek. Sırf bu işi yapan firmalar var. Sadece bu işi yaparlar. Yani evet. atıcı ayakkabısı ya da evet. halter ayakkabısı gibi ayakkabılar. Nerede bizde bir ne kadar kolaylaştırır? Mesela çekiç atmada o rotasyon için olanlar var. Hızını arttırır sana. Yer kavramayı şeyi arttırır. Her zaman ortam müsait değil. Bazen yağmurlu olur. Şey işte onun özelliği o yağmurlu havada tabii, tutar seni. Tabii. Betonun içinde. Evet. Yani kayma. Tabii yapanlar bilecekler ama biz de hep tecrübeyle öğrendik. Yağmurda nasıl olacak işte. Düşe kaka. Şey ondan sonra işte kutayı çalıştırırken ben tabii artık ulaşmaya başladık şeye, atıcı ayakkabılarına. Mersin'de bir yarışa gittik. Atmalar, Seyfi Alanya Atmalar kış şampiyonası. Yağmur yağar. Biz de en kaliteli ayakkabılardan getirdik ama rotasyon içindir, hızlı kayma için. Bu daha yağmurda yeri tutmaz. Dönmeyle ilgili problem yaşadık. Sonra başka bir marka bulduk. Onların da altında böyle nasıl o yarış arabalar var ya formülada yağmurlu havalar için ayrı bir dairesel bir şeyler var. Ve yanında iki çift ayakkabıyla giderdi. Yağmur başlayınca biz nasıl arabalar lastik değiştirir. Biz daha şey değiştirir. Ayakkabı değiştirir. Evet. Ama bak bizim zamanımızda tabii yoğdu bunlar. Bu kadar çalışma, bu kadar şey bunları hak eder tabii. Olması lazım. Yani olması lazım. Tabii şimdi konu atmalar olunca burada Orhan hocamızı da anmasak. Allah rahmet eylesin. Çok, çok üzüldük biz. Atletizmin efsane isimlerinden efsane. Ailesine de başsağlığı dileriz burada. Orhan hocamız hakikaten atmalara gönül bağlamış bir hocamız. Hepimize her gördüğünde de bizi hepimize de dokundu ya. Hepimizde bir şey var. Bilgi anız, vermeye. Bilgi tabii şeyi. Orhan Hoca daha önce Dip Karpaz. Erenköy Lisesi'nin öğretmeniydi. Çok şampiyon yetiştirdi orada. Çok. Ve Erenköy Lisesi ile bayağı böyle çekişmeli. Sizin Kurtuluş Lisesi'ni hatırlarım. Yarışmalarımız oldu. Çok iyi sporcular oldu. Atmada da her branşta. Allah rahmet eylesin. Ben de canlı yayında geldiydi bilgi. Vallahi çok üzüldüm o gün yani. Onunla ilgili de zaten şey yapacak, program yapacak. Ayrı bir program. İşte yetiştirdiği çocuklar, beraber çalıştığı öğretmen arkadaşlar ya da yarıştığı arkadaşları. İlerleyen zamanlarda onu da muhakkak yapacak. Adına hatta İsim Federasyonu bir yarış düzenleyecek. Güzellik bölgesinde. O gün lazım. Hepinizi beklerken ille de derece atacak diye değil bir şeyi bırakıp veteran olur. Hepinizi yani, hepimiz orada oluruz. Belki vesile olur Orhan hocamın anısına. O konuda içimiz kıpır kıpır. Ya kıpır kıpır değil. Tabii. Ya hiç böyle gördüğünde hiç olur mu? Hep aynı şeyi hissedin. İnternetten çekiş külle disk getirip liseye bağışta bulmak istedim. Fakat hepsi de kalktı. Hiçbirinde bir şey olmadı. Çekiş kalktı. Çekiş külle disk de ortaokullarda kalktı. Yani onu düşündüm. Yani gittin onu da şey yaptın ha. Ne kadar güzel yüreğim var. Ve rengini bir ayarladım. O kadar. Sarı renk istedim. Hiç sarı. Hayatımıza atmadık. Atmadı normal ya. Demir renk atardık öyle. Farklı olsun diye. Yani öyle bir şey düşündüm ama olmadı. Hiç kullerine ne yaptın ben sana? Doğru söyle bana. Ya da koydum kendini öyle başucuna. Ben vallahi koydum beni ha. Böyle başucumda dururdu ya. Mutluluk ya. Ha? Ne büyük bir şeydi ya bizim için. Yani nasıl büyük mutluluk. Son haftaya girdiğimiz hep kullerine yatırdık. Ya yatakta. İşte düşün yani. Bak şimdi söyle. Yani birkaç çilte dedik şaka, o konuda. Ya şaka şimdi bile yatağın altına karıştırsak herhalde bir cez gulle çıkar yani. Bir cez taraftan. İşte bu nedir? Her şeyimiz vardı. Yaptığın işe verdiğin değer. Değer. Heves. Hırs, o başarıyı kazanma, her şey bunlar birbirinin üstüne gelerek severek yaptığımız şeylerdi böyle hakikaten. Zoraki yaptığımız değil, zevkinen yaptığımız şeylerdi. Ondan olacak herhalde. Yani bizim şeydi de ya, dostluğumuz da çok iyiydi. Yani biz geçilsek de kardeşimize geçirdik yani ya. Omuz omuz. Şimdi 89 senesi okullar tatil oldu. Gazetede okudum ki bir hafta sonra Güzellik'te yarışma var. Güner Belkap stadında, o zamanki Zafer stadında yarışma var. Şimdi gidecek yarışmanın saatlerine bakarız. Akşamüstü olacak çünkü dönüşün her gibi o zaman otobüsler falan da yok. Evet. Dedik nasıl yapacak? Dedim giderim Ahmetlere. Ahmetlerden sahaya giderik. Oradan da dönüşte şey var. Festival var. O zaman en büyük. Festivalde zaten Lefke otobüsü var ki gece en son festivalde gezip birine gelecek. O gün ben rekor kırdım. Hasan ikinci geldi. Türkiye'ye gittik. Ertesi sene Hasan benim rekoru 1.5 metre farkından kırdı. Yani bak sen den ya arkadan gelenler her zaman bir hedef. Senin rekor 16.42. Sen 17.54 attın. 34 attıydın 94, ha. 96 santim falan. Ha, yani 96. Bayağı güzel bir
derece altta. Ben gün, hani müthiş derecede çok büyük fark vardı arada. Bir daha 1975 senesinden kırılmayan diz rekorunu kırdım o gün. 50-23. 45-80 diye diz rekoru 50-23 santim attım. Bak onu hatırladık yani, en azından doğru bulduk onu. 50-23 hatırladık. O dereceler hiç aklımdan çıkmadı. İlk 50 metre atan kişisin sen ha şey olarak. Orta sahayı ilk sen geçtin. İlk sen geçtiydin ha. Müthiş olaydı ya yani. Süper bir şeydi. Herkes ondan sonra birlikte yarıştığımız şeyler, yarışmalar, Türkiye'ye gittik. Belki de benim bugün girmeden de konuştuk. Hayatta olma sebebim Hasan'dır belki de. Allah bak ismi de hatırla. Sen ismi de hatırladın tabii, kim attığını gülleyi. Evet, Türkiye'de iyi bir arkadaşımız. O da çok iyi bir gülleyiciydi. Evet. Ersin, rakibimiz, Ersin dostumuz. Ersin nerede diye bir arkadaş. Hiç Ersin böyle fark etmeden atış alana doğru sen bir yürüdün, o da bir atış yaptı. Aslında tam, ben açının biraz dışındaydım. O kaçırttı elini. Kaçırttı ve yani tam başına vuruyor kana. Ben de Hasan'a verim ne var be Hasan Aksu'nu bari. Elinle yani, vurdu. Elin buranla vurdu ben Hasan. Ben avuç içiyle gulleyi havada tokat attım böyle sağlam tamam, yönünü değiştirdim. Bile. Yani bak. Yani avucumun içi mosmor olduydu. Hatırlarım ya ben. Ben şoka uğradım Hasan şey ya. Yani ne kadar zaten en çeviğimiz de oydu ya. Oradan da kurtardı. En hızlımız oydu. Gerçekten en hızlımız oydu. Yani doğru. Ben o atıcılık dönemde 100 metreciler. Bak 100 metrem çok zayıftır ama öyle bir 20 metre içinde hiçbir 100 metreci geçemezdi beni. Zaten öyle bir patlama gücüm vardı. Bitti yarışma. O 89'daki yarışma bitti. Ben ikinci olduydum. Sen dördüncü bir şey olduydun galiba. Ha. Çok... Çıktık yarışmadan. Rakiplerden bir tanesi dedi bana, Ersin dedi bana, sen attın o şeyi ama o çocuk dedi bana, sizin diğer Kıbrıslı çocuk hepimizden çok hızlıdır o, yani çok iyi dereceler atacak ha ondan sonra. Çünkü şeyi belki yaşı bizden ufaktır daha ama sürat olarak çemberin içinde inanılmaz hızlıydı Hasan. Yani, Hasan'ın bir de patlayıcı gücü. İşte o yani o zaten atmaların en büyük özelliği evet, o çabukluk, ben daha ağır kalırdım ama belki de rotasyon atsaydım Hasan yani. Olabilir, çok korkmuş, çok daha ileriye gideceğini. O zaman öyle bir teknik yok. Yani, yani onu gösterecek de bir hocalarımız yoktu. Hakemimi sen yaptın. İlk rotasyon atan benim şeyde. Güzel hatırlayın, sen hakemiydin o gün. 13.85 mi attıydım ama sonra dedim gitmez ya öyle atamayacak. Halbuki ya onu da severek yapalım. Oturması zor. O zor. Yani ama hele bir disipline oturduktan sonra direkt o tarafa geçmek daha zor. İlkten böyle küçükten ona alıştım insan daha başarılı olur. Dünyada da şimdi... Gayarak atan yok, bir kadınlar da var yani biraz. Geri kalanların hepsi bir, Alman var. Polonyalı var galiba. Polonyalı bıraktı. Bıraktı başına bandana bağlı. Yani. Son iki olimpiyatta kazandı o gayarak tekniğinden geçti evet, diyeceği rotasyoncular ama evet, derecesi çok şey değildi. Korkunç 22 değildi. 21-89 falan attıydı birinde. Ama şimdi dünyada bir bakan. Rotasyona döndü. Herkes rotasyona dönmüş. Yani 2 metrelik adam geçen gün gördünüz rekoru paylaştıydım ben de 23-37. 2 evet, metredir boyu. Ve düşün çember daha büyük olsa antrenmanlarda 24 metrenin üstünde atarlar mı? Tabii biraz çember sığmazmış kendilerine diye o kadar büyük küller. Dev gibi adamlar tabii de. Fiziki yapıları da farklıdır. Genetik yapıları da farklıdır. Devletten aldıkları destekler de farklıdır. Spor kültürleri inanılmaz derecede evet, yerleşmiş. Her spor evet, branşı için imkanları var. Bizim lise geldi mi? Bitti mi? Bizim Kıbrıs'ta yok mu? Fizikli yani, insanlar çok var ama dediğim gibi insanların üstüne düşülmez. Sen çekiç atarken adada kaç tane çekiç şeyi vardı? Çemberi? Yani kaç? 3'ü 4'ü geçen geçmez. Yoldu yani. İşin de çok farklı. Ve ben bir şey daha söyleyeyim. Ben bu konuda biraz daha içim buruktur bu konuda. Gülle diski çok severim ama çekiç benim için bambaşka bir şeydi. Ama çekiç böyle üvey evlat üvey gibi evlat bir, bir gerçekten şeyi vardır. Neden? Hep i̇şte anons edilir. Çekiç atacak olanlar işte sahanın dışında, dışında toplansın. Toprağa bir binin arabaya. Nereye? Atıyorum evet, okula. Okula. Hiçbir kimse yok yani. Yok. 10 kişiysek 10 kişiyle yarışırız. İşte bir tek kürsüye çıktığımızda yani o hırsı çekiciler o geldi. Ben bir kere yaşadım. Son rekor kırdığımda Lefkoşa Stadı'nın dışında işte arkadaşlar falan geldiydi o zaman. Orada bir de işte Fenerbahçe'nin adamı bizi seyretmek için geldiğinde orada bayağı kalabalıklardı ama tabii Fenerbahçe'nin antrenörünün İstanbul'daki yarışta. İstanbul'da. Yani beni seyretmeye geldiğini farkında değildim. İyi de değildim çünkü heyecanlanırdım herhalde atacağımızda o zaman. Bir de orada yaşadım ben o seyirci karşısında atmanın heyecanını. Dünyada da böyleymiş bilin. Yani çekiç atma genelde en üvey branşmış atmalar yani içinde. O güzel fileyi çekerler, zencirli fileleri. Biz onu da file de. O da büyük yarışlar, büyük işte yarışlarda büyük yarışlarda türbinlerde attırırlar. Ne kadar da zevkli izlemesi inanılmaz o.
85 metre giden havada böyle bir yere gitti. Tekniği öğrendikten sonra versin. O sporcunun motivasyonu, o bağırması yani kesinlikle. Ne kadar zaten enerji patlaması. Allah rahmet eylesin. Tekrardan rahmet dileyelim. Orhan hocamızın bize söyledi. Yani attığınızda diyor düşene kadar bağıracaksınız. Bağır da gider. Korksun diyor. En mühim lafıydı. Hep biz onu söyleriz. Evet. Yani ne kadar ama, hep motivasyonunu verir diye. Bağır bağır. Yani vücudun şey yapma. Gücünün dışarı vurmasıydı patlama o. Patlama evet. İşte. Yani Orhan hocamız da o kilosuna göre çok çevik bir adamdı. Evet. Çok hızlıydı. Yani o dönem o kiloyla voleybolda bu kadar sıçrayan adam müthişti. Müthiş spor. Ben gözümle gördüğümü söyleyeyim size. 3 metreye vururdu ya. Bak işte. Gözümle gördüm ben bunu. Görmesem yani başkası anlatsın. Ki şeydi. Sen hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Girne'deki statta yüksek atlama yarışması falan da yapılacak. Aynen. Çok güzel şey yüksek atlama orada. Doğrudur. Yüksek atlama minderi kurulmuş şey var üstünde. Orhan Hoca da tabii bizim gibi kiloluydu falan. Geçerken oradan işte birkaç tane çocuk öyle ne kadar atlarsınız falan filan dedi bunlara. Bunlar binme tekniğiyle 1.65 atladı ya gözümün önünde gördüm ben. Binme tekniğiyle hiç öyle şey yapmadan geldi. Hop. Makasladı. Aa, öyle döndü üstünde atladı. O kadar bir patlayıcıydı. Evet. Zaten atmaların en büyük özelliği. Evet. Şimdi Hasan sen sadece şeyle durmadın. Atletizmle evet. Tabii. Biz konumuz atletizmdir ama sen birçok branşta da milli oldun değil yani sonuçta milli diyecek yani ülkemizin şartlarına yani göre. Yani güzel derecelerde güreşle yaptık. Güreş, bilardo. Bilardo da çok güzel. Ve gene bir atıcılık yani bu yani, da bana tüfekle atıcılık. Özellikle bilardoya çok farklı bir boyut getirdik. Kendimizin açtığı o dükkanla Kıbrıs'ta hiçbir yerde olmayan masalar ve şu an Kıbrıs'ın en iyi takımı, en iyi oyuncular hepsi yani, bizim dükkanımızda yetişti. Kimler vardı yani bu dünyanın takımda? Dünyanın en kaliteli sporu belki de o bilardo. Eniştemiz Hüseyin. Hüseyin. Eşi de burada dedi Hüseyin'in. Evet. Biraz önce de seslendi sağ olsun. Hala daha. Hüseyin. Charles. Mahalleden Hüseyin. Charles. Tamam. Güner. Güner. Değil mi? Evet. Hatta başkaları bile gelip bizim takımda da oynadı galiba yani değil Fırat mi? Yani Fırat Leylek de bizim epey takıldı dükkanımızda. Yani şey oynadı mıydı? Kıbrıs'ın en iyi takımıydık biz. Sınıf arkadaşın hiç oynadığı mı şey? Hafız, Bülent. Var mı? Bilardo. Ha bilardo yok, o iş yok, şey yapmadı. Avcılık atıcılık. O da senin şeyden çıktı. Evet. Oğlu da Bülent de oğlu Türkiye milli takımında. Güzel. Dünya ikincisi oldu. Takımlar sıralamasında atıcılıkta rekorları var. Ona da öyle geçti işte. Bak onun da oruna geçti. 125'te 121 skorları var çocukların. Sen takip ettiğin için daha iyi bilin tabii. Olimpiyat kotasındadırlar. Müthiş. İnşallah biraz daha fazla destek alırlar. Çünkü gerçekten desteği hak eden çok masraflı bir spor. Ben birkaç daha bahsettim ama Hasan. Yani çok kötüydü. Poligonlarımız çok kötüydü. Şimdi birazcık daha güzel ele alındı. Daha güzel oluyor. İnşallah 2-3 senedir gitmem. Belki biraz daha toparlanırsa geriye bir dönüş yapacak atıcılık konusunda da. Kardeşlerimin işlettiği dönem şeyi avcılık. Her zaman gelirdiniz. Oraya orada da görüşürdük. 7-8 sene çok güzel atışlarımız oldu. Atıcılık yani biz gene atletizm atıcılık. Konumuz şey değil diğer atıcılık ama ben bunu söylemeye ihtiyacı duyarım her zaman. Bak sen demin bahsettin. Atıcılıkla ilgili imkanlar nedir? Bir poligonun olacak, iyi bir silahın olacak yani. Değil mi? Ama bunun yanında da sponsor. Hiç atış yapman gerekir. Tabii. Çok para ister. Tabii çok fişek ve o tabaklar, disk yani. Bizim disk gibi tabii. Düşünelim. Ben iddia ediyorum ki şu anda bizim bireysel olarak olimpiyatlara en yakın olduğumuz branştır atıcılık. Gerçekten bu çünkü bunda Kıbrıs'ın yok, resmen ata sporu bu. Ata sporu. Ya herkesin yaptığı ve evet. Çocuklar var yani. Bir tane iki tane de değiller. Yok yok. Arkadan yani kaç tane çocuk gelir ben takip ederim. Birkaç kişi attı galiba 125'te 121. Sadece, geçen hafta ilk şey attı. Ali Somuncu attı 125'te Ali 121. Attı. Madenci galiba. Kemal Madencioğlu 125'te 121 attı. Salih Hafız 125'te 121 attı. Ahmet Tuncal'ın 125'te 121 attı. Bir kişi daha var. Bizim Özden rakibimiz, Tuşkol, Özden Tuşkol abimiz 125'te 121 attı. Ha? İstiklal Metay da zannederim onlara İstiklal yakın. İstiklal da son, yani bu 2-3 sene biraz tuttum. İstiklal'e disk atmadı, rakibimiz bak oradan ona geçti. İstiklal, okey zaman var. Eysat, iyi arkadaşımıza da çok iyi bir atıcı. Bir neden. Yani nüfusa göre inan dünyada bir numarayık bu işte. Potansiyel çok. Çok. Ataspor yani her ne branş isterse olsun karşı burada gerçekten dünya şampiyonları yani çıkabilir. Güney de aynıdır. Benim takip ettiğim şeyde evet. Atıcılıkta, evet. Olimpiyatlarda final falan 3-4 sene yani. Öncesine kadar dünyanın bir numara takımıydı. O kadar iyiydiler yani of. Ha. Sen takip Andros, ettiğin için Georgia, daha. Georgia, Akleos senelerinden dünya şampiyonu geldi. O kadar iyi. Bak yani. Görün işte yani bu kadar şey hatta bunda imkan
Ve şu anda sadece alınacak çok arkadaşımız var ve gidip onların antrenörlüğünde paralimli de atış yapalılar böyle ve çok kısa zamanda çok iyi yerlere geldiler. Yani dediğiniz gibi sponsorluk yasasının bu ülkede gelişmesi ne düşünüyorsun Hasan sen o konuda? Yani ben çok araştırdım bunları, çok ilgilendim. Sonuçta bizim de bir güçlü şirketimiz var böyle ama yani yasa çok eksik. Yani bir şirketin yaptığı masrafın gerçek %10'u geri döner şirkete. Onun için hiçbir şirket yanaşmıyor. Yanaşmıyor bu sponsorluklara. Yani bunun en az %60 %70'lere çıkması lazım ki bir insana 50 bin lira bir yatırım yaptığında bir yılda bir şirket en az 30-35-40 bin lirasını vergiden düşsün ki sporcu da karşılığa faydalansın. Çok pasif kalındı yani bu sponsorluk yasasında gerçekten hiç. Bak Ahmet demin kendi ben ufak bir sponsorluk olayım diye. Senin yaptığın aslında bir sponsorluktur değil mi? Yani tabii. Gittin sordun dedin ki yapayım yani ben malzeme alayım en azından. Bu da bir sponsorluktur. Tabii. Ama bizim istediğimiz yani tabii Ahmet'in gibi birçok arkadaşımız var. Onlar da sağ olsunlar. Biri ayakkabı alır, biri disk alır. Ama senin dediğindir olması gereken tabii. Yani bu ülke şartlarında sporu şaha kaldıracak bir tabii, sponsorluk olay bu. Destek çünkü, yasası. Yani. İki dönemde ben görev yaptım. Şeyde şuralarda ikisinde neredeyse yalvardık. Yani o beraber çalıştığımız arkadaşlar lütfen bunu düzenleyin. Yani vergilerle ilgili şey yapın. Göreceksiniz ki bu adadan yapılacak bu sponsorluklar sonrasında yani sadece evet. Bireysel değil takımlar da desteklendiğinde onlar da yani, daha da ileriye götürecekler işlerini. Yani bu kadar güzel sporcular, bu kadar güzel skorlar yani şu anda budur yakışmayan sporcu sponsora gitmeyecek. Sponsor sporcuya gelecek böyle bir sistem olursa. O can atacak böyle bir şahsı bünyesinde tutsun. Yani 3-4 firma can atacak. Ne olacak bir komik bir şey kaldığında şirkete, zaten şirketler güçlü. Belli bir miktarında gümrükten, vergiden, ondan bundan, KDV'sinden düşecek şey. Yani olması durumunda, bir düzenleme yapılması durumunda çok büyük katkı olacağına ben kesinlikle yani, tabii. Kesinlikle yani inanıyorum. Ama düzenleme yapılması şart. Aksi takdirde kimse yani hem vergiyi ödeyeceğim hem tabii. Bir daha şey yapar. İnsanlar tepki gösterirler. Böyle bir şey olduğunda derler ki yani nasıl ya hem bunu yapalım hem... Ya büyük bir yük var şirketlerin de üstünde. Kolay değil her sene bu ekonomik şartlar, bu enflasyonlar, bu döviz kurları. Bütün yurt dışından gelen her şey dövizle gelir. Yani onun için gerçekten bir yasanın değişmesi lazım. Ki şirketleri de kurtarsın. Karşılıklı olması lazım her şey. İki tarafta faydalanması lazım. Bunun yanında esas faydalanacak olan sporcular olacak. Mesela atıcı ayakkabısı bahsettiğimiz yani bir atıcı ayakkabısı bulasın ki yeni çıkmış modelleri değil en düşüğü $100 civarı bir şeydir ha. Yani bir kişi ne kadar kendi cebinden verecek ya da ne kadar şey yapacak. Bir sponsor için büyük bir rakam değil bunlar. Bunlar olduğunda ama bir tane almayacaksa zaten. Diyecek ki federasyona bağışlıyorum ya da ilgili kulübe bağışlıyorum. 50 tane, 50 çift alacağım. İşte bilmem ne kadar alacağım. Böyle olduğunda bak biz neyi anlattık ya? Biz senin nedenin sarı çekici özenirdim. Yok, ya, yok da. Onu görünce şey derim. Neredeyse yani bahsettiğimiz gülle kafamızın yanında yattığımız günlerde o çocuklar için ne büyük bir mutluluktu. Ben tel bulamadım. Tel kopardı çekici. Aman Allah'ım. Tel bulmak için arkadaşlarıma yalvardım. X bir ben gittim ya federasyon başkanıyken ben gittim. Gittim ben onlardan elektrik. Alırdık. Evet. Allah iyiliklerini versin. Derme çalma kendimiz yapmaya çalışır atardık. Şimdi biz işte ben başkan olduğum dönemde şimdi atıcı olduğunda biraz daha da farklı bakan olaya. Tabii. Bilmem hangi firmanın özellikleri kime soracaksın? Eşref'e soracağım. Kime soracağım? Oğuz Kalkan'a beraber yarışırdınız evet. Oğuz'a. Onlara soracağım. Nedir bu işin şeyi? Budur. Çekicin nedir? İşte bilmem nişi marka, bilmem en iyisidir. İşte bilmem bu budur. Tabii nokta atış olsun. Hayır çünkü en güzeli tel ne kadar az katlanırsa çünkü değil mi? Tabii bir santim katlandım. Bak neyi bahsettin sen bir santim ne kadar fark eder? Çok büyük fark var. Ama bir santim atmak için atamak sırası geldiğinden iyi. Şimdi sen çekici atarken ne kadar uzarsan değil mi? Evet. Büyüdün çemberi. Tabii ki. Tel de katlanırsa eğer katlı olursa bu daha üç, daha gitti. ben şeyi de hatırlarım. Şimdi bir dönem varsa biz Lefke'de takım çıkaracak, takım
Lefke Gazi Lisesi'nin Mehmet Hocam da sol kanat. Ben o zaman Gülle'ye atacağım işte son senemde. Ama takımda finale kalsın diye dedi bak ki çekiççi bulamayız şimdi. Sen öyle veya böyle çekiç atan tamam. Ersan da Goruk öyle böyle disk atar. Bir 30 metre doğa atacak. İşte oradan puan alalım böyle yapalım. Takımda finale kalsın. Tamam hocam. Senin dediğin olay biz çekici hiç alıp tutmadım yani ben eliminden. Farklı bir teknik. Senin arabanın arkasında çekiciden gelirdin değil mi? Doğru mu? Doğrudur. Geç dedin baya gösterdin. Nasıl dönecek be? Vallahi dedi baya topuktan buruna döneceksin. Evet. Öyle değil değil mi? Ellerini Hasan... böyle tutacaksın. Ha işte uzun tutacaksın. Ama söylemeyle değilmiş. Çok çekici elini aldıktan sonra bir bakan ki sen bir tarafta çekiş bir tarafta. Çok büyük merkez kaş kuvveti. Ya merkez kaş kuvveti. Onu nasıl bağlayacaksın? Nasıl döneceksin? Benim günlerden belim ağrıdı o çekiş işinde. Ama ondan sonra öyle sağlam bir belim oldu diyor ki. Tabii çok güçlü çok olursun. Çok güç isterdi o iş böyle. Ama atarken daha haz alırdık ya. Zevk alırdık. O dönüşten sonra bırakın yine havada o sesi çıkar. Orhan hocamızın da yoluna giderdik. Bağırırdık da böyle patlama gücü. En çok bağıran zaten benim gördüğüm çekiççilerdi. Evet, yani. Biz de Gülle'de falan bağırdık ama çekiççi atar 80 metre gider düşene kadar. O dört dönüşte kendinde ne kadar şey biriktir zaten nefesini dehşet bir güç, bıraktığında. Dehşet bir teknik. Yani o adamları ben televizyonda seyrederken böyle hayranlığıyla seyrederim. Yani insanüstü bir olaydır o. Çok basit bir olay değil. Yani bizim atletizme sevgimiz ya sadece Gülle Dista değil, ben hala daha bütün branşlar, hele kendi yarıştığımız dönemde bütün arkadaşlarımın derecelerini hepsinden iyi bilirdim. Yani bu kadar bir sempatimiz hala daha. Ben uzun Mehmet olsun, Günel'in yüksek olsun. Yani bütün branşlarını çok severek yani izleyelim, ilgilenelim. Mehmet Günel, Kamil Kolcu bu arkadaşlarımızı biz gördüğümüzde hakikaten değişik şekilde koşan bütün takım arkadaşlarımız. Hepsi de böyle. Çok büyük yeteneğidir hepsi. Onlarla ilgili biraz anılarımız var. Bir yönetmenimizden rica edelim. Programımızın sonunda bir de anılarımıza dönelim. Olan fotoğraflardan falan. Benim bulduğum birkaç tane var. Sizin şeyde bu işte okulun oradadır burası. Yok, bu Zafer Esad'ın işte Ayhan'ın beni gördüğü yer burasıdır. Ama burada bir çember yok, sen bir betonun üstünde dönen anladın. Çemberi yok, çemberdir aslında da burada gözükmedi. Gözükmedi. Üstünden giydiğim aşortmanda şey dersin. Şişe camın verdiği o zaman yani seçilmişlerin yarışı. Ve işte böyle eşofman ve ilk üçe gelenlere de bir para ödülü. Bir ücret karşılığı ama çok büyük bir şeydi, bir atlete İnanamayacağın derecede. Bilirim ya, ben de aldım ve şok oldum dedim. Aradılar Diş Bankası'ndan para geldi. Madalyalar da farklı ya, camdan şeyden çok güzel. Büyük bir para değil ama. Şey. Yani farklı bir kaliteydi işte cam yarışları. Ve bu sizin efsane takımlarınızdan. Evet. Mahmut Hocam ve Yakup Hocam'ın, Allah rahmet eylesin Yakup Hocam'ın da orada. Birçok arkadaşımıza. Bu İstanbul'dan dönüşteki şeyimizdi. Evet, beraber gittiğimiz. Müthiş bir kadro. Cevdet Hocamız. Gerçi burada benim adım yazıyor ama yani, demin bahsettiğimiz de oldu ya, demin bahsettiğimiz iki tane rekorun kırıldığı gündür ve iyi oldu ya bizim. Ama zaten bak bu çok güzel. Burada da hakemlik yapan. Bak Hamit. Bak, bu bende yok. Bu gazetedeydi. Benim yarıştığım yarışlardan biriydi. Şeyde Girne stadındaydı. Zannederim Girne'deydi eve. Sönmez İnan berabersiniz değil mi? Evet, Sönmez. Sönmez İnan beraber. Çok güzel dersin. Yani bunu da şey getirdi, Nail'e getirdiğinde dereceler vardı üstünde. Birkaç hafta önce konuğumuzdu. Tabi resmi büyüttüğümde derecelerde Hamid'i gördüm. Hamid'i büyüdüm, bakarım sen de durun içinde. Söyledim sana bak, burada da hakemliğinle devam ettin. Ve bu ilkokulda. Bizim ilkokul. Evet. Bu resim dersin, bizim okulda asılı bir resmimiz var. Bilir miyim hala daha? Evet. Öğretmen geldi çalıştığım iş yerine. Dedi sen resmin var ya dedi ilkokulda asılı. Dedim bilirim hocam. Ne büyük motivasyon değil. Ne büyük bir mutluluktur. İşin ilginç tarafı biz o gün tam yüksek atlamacı fiziğin var. Bak o hale bak ya. Yok şey o şimdi gün 150 kilo olduk oraya bak yani. Kimse inanmaz. Yüksek kilo. O değil ama o gün bir güneş vardı. Ayıptır çocuğa kaldırsın. Gözlerimizin de açalım. Ben de hep onu düşünürüm. Hiç unutmam böyle. Bu güzel bir anı. O da şampiyon oldu Mehmet işte son. Mehmet Kamil ve Hasan biri sensin ben sana da şampiyon. Arkada da benim böyle şeyden Akın ama. Hocamız. Mehmet Güner'i kaldıran solundaki. Serum. Sefa. Akın Cellatoğlu. Evet. Şimdi Lefke Avrupa Üniversitesi'nde. Rektör yardımcımız sürekli olarak. Sürekli görüştüğümüz arkadaşlarımızla.
Ama çok güzel bir takımınız vardı. Bu da o İngilizlerle beraber kamp yaptığımız. Sağdaki devran Matthew Simpson. Matthew Simpson paylaştı geçen gün hocaları. Ben hala daha irtibattayım. Mike Winch'ine resimlere öyle yazdılar. Hala daha diyor şeydir, canavar gibidir diyor Matthew Simpson. Gördüğümüzde şok olduk. Adam 2 metre civarı ve çok da güçlü ve 17 metrenin üzerinde durarak daha tekniği oldu. Durarak 17-18 metre. Hatırlarsan bunu seninle konuştuk Ersin. Mesela bu Matthew Simpson'ın şeyi vardı. Bir Facebook'da yazısı var kendine şeyden. Atletizmle alakalı, atmazlarla alakalı ve KKTC'yle alakalı bir yazısı vardı. Attım kendine resmi. Mike Winch paylaştı onu. Daha büyük bir tanınma şeyi olabilir mi? Olabilir mi? İşte amacımız buydu zaten. Yani o çok büyük paralar harcayıp da çok kısa kesimlere ulaşacağımıza. Ne kadar farklı spor çalışmaları vardı, o istasyonları. Şok olduyduk. Siteğin altına gittik. Yani ağzımız açık izledik kendilerini. Çok şey öğrettiler bize o gün. Dönüşüne ilgili, yani tekniğine ilgili. Yarışmanı da bile 4-5 kaşık suyun içine şeker koyup o adrenalin düşmesin. İşte ayakkabılar gördün bu mü? Bu yarışta. Evet, ayakkabılar. Güzel yurtta beni geçtiğin yarıştır bu şeyde. Sebo'da. Ben ikinci oldum, sen birinci oldun. Güzellik yarışında çok güzel bir anımız var ya. Öğretmen akademisinden gelirdi hakemler. Bize de o gün 6. kulvar çıktı. En son sırada atarım. Orta üçüdüm tabii. Sen lise 1 oldun, senin olmadığın bir yarışıydı o. Ha, ortaokulda. Bütün yarışmacılar 10 metreyi geçen olmadı. 9.5-10. Ben 14 kusur atarım. Evet, çok büyük fark. Öğretmen Akademisi'nin hocaları 10-11 metre civarında dedim atıyorum. Lütfen biraz geri çekilin dedim. Çok da fizikli vardı. 3-4 kişi de vardı benden fizikli. Uzun, iri. Benden daha uzun, iri, kilolu. Bir baktılar böyle bir gülümsediler. Yani bunlar atamadı, sen mi atacaksın? Ha, yani. Hadi dediler, buyur at ya. Şimşek gibi yani, halbuki sen. Ya bir atış yaptım. Böyle yattılar yere ve başlarının üstünden arkaya geçirttim. Ben inanmadılar. Dondular, inanmadılar, çekilmediler ve ben de atışımı yaptım öyle çok sağlam. Aynısı Türkiye'de de oldu. Benim inanla alakalı. Kuleli Askeri Lisesi. Öyle güzel bir anımız var. Kuleli Askeri Lisesi'nin şeyiydi bu. KKTC şampiyonu olduğunuzda. Evet, evet. Lefkoşa'dır bu. Ortada şildin yanında sensin. Şeyin benim, Mehmet Günel, Kamil Kolcu. Yukarıda soldan ikinci Hasan'dı. Evet, Serhun'un yanında. Ertan Malyalı. Evet. Yine bir acayip hareket yapacak o, tamamdır. Farklı adam. Ama bak, Salih Gürpınar. Evet, Salih. Hasan. Hasan Yüksek Atlama. Celal Çakır koşucularda. Evet, Akın Hoca. İşte Türkiye'de tek muvaffak olamadığımız Abtekin yarışmalar galiba uzun yer koşular. Onlar da bizi bayağı yaşadılardı yani. Çok iyiydi özellikle doğrudan. Karslılar, Karslılar. Hep yüksekten gelirlerdi. Burası Eskişehir'di. Yani, yani yaşlar da büyüdü yani. Eskişehir, hatırladın mı orayı? Oo, aman Allah'ım. Ne sıkıntılar yaşadık. Hasan, sen, ben hem şey Akın, iki yatağı birleştirip donuyorduk, hangarda kalırdık. Ne kadar. Hava akımını. Neydi ya, 2000 kişilik odaydı onların. Ya, dev gibi hangarmış meğer. Allah'ım yarabbim. Hiç hava akımını. Güzel manşet attılar bize. En yüksek olan ikinci. İsyancılar yurda döndü diye. Haklı, haklı bir isyan yaptıydık yani. Hakan şimdi abinin de çok selamı var. Beretenin o zaman kameramanı olarak geldiği senin o efsane yarışın üçak faul. Aman Hakan o, abiyle geçen hafta görüştüm. Görüştünüz. Onun oğlucuğu bizim ablamın oğluyla beraber balığa giderler. Ben hiç bilmem. Bir baktım babası durur dışarıda. Çok bakar selam bana öyle uzaktan. Hakan abi dedim sen misin ya? Yani bir muhabbet ettik bir 10-15 gün evvel. Çok sıkıntı yaşadık orada enerji yetim. Rekor kuracak arkadaşlarımız. Yani hep rekorun bunlar, yanına bile yanaşamadık. Yok, yarışmadan başka her şeyle ilgilendik. Bu sizin diye hakkınızda bir yazıdır bu Ahmet. Bu sen, Arif hocamızın. Ha, Arif hocamız. Onunla da çalıştım. Yani bizim bakanlığı adımızı verdi. Benim, Kamil Kolcu'nun ve Mehmet'in. Mehmet Günel'in, ama burada bütün takımın ve Kıbrıs'taki bütün değerlerin için yazılan bir yazıdır bu. Ama hala daha görüyoruz ki maalesef aynı sıkıntı yani devam ediyor. Konuşuruk yani dejavu gibi bir şey olur. Yani. Evet. Yoksa bu benim ilkokulda attığımdı. Ben bunu söyleyeceğim ilk konuşmama başladığında. Gittiğimde yarışma. Böyle bir resim var ha. Sol tarafta bir gol var, bir çocuğun, gördün mü? Evet. Yani çok dehşet kilolu bir çocuğuydu. Böyle 2-3 tane. Hatırlarım ben onu. Dedim aman aman bunu bittik yani biz falan. Ondan sonra tabii atmaya girince nereye yanımıza bile gelemedi dedi çocuklar. İlkokul 6. sınıfıydı o zaman. Burada rekor kırdığın şey var. Ahmet 35-90'dan Kurtuluş Lisesi. Altlara doğrudur. Bir şey. Evet, evet, aşağıda. Evet. Benim liseler şampiyonasıydı galiba bu liselerde. Hasan'dan yarıştığımız benim lisedeki son yarışımdı o.
Kemal Hacı Çok ilginç bir şey daha var burada. Üçüncü Cem Kafkasya da BRT'de sanat müziğiyle ilgilidir. Şu anda sürekli şey yapar, programlar yapar. O da o zaman rakibimiz, hatta disk atmada da ilk üç siz olduydunuz. Ben disk atmada o zaman dereceye giremedim. Diskte birinciymişim. Evet. Bak mesela Kader Özçelik vardı. Tabii. 400 metreci. Yani o diğer resimlerde Kader... eğer şey yaparsak Kader'den olan resmimiz de var. Beraber yarış sonrası bir yerde alışveriş değildik zannedersem. Tabii sadece yarışma değildi bizim. Büyük şey neydi? Yarışmadan sonra bir de alışveriş, gezme. Değil mi yani? Bizim paramız yeterdi. Şeyde... Hasan bize Ertan Malyan'ınla beraber hem yemek paramızı hem taksi paramızı verdi bize. Hem yemek ısmarladı hem taksiyle onlar otel aldı. Bak bu gene ilkokulda evet. Takım arkadaşlarımız. Aman ya, aman. Cenk, Murat, Adil. Evet. Cenk de bizimle beraber Türkiye'ye geliyordu. O da 3 adımda uzun atlamada dereceye girerdi. Evet. Alptekin'le yarışırlardı. O zaman çekişmeli yarışları vardı. Adil de çok Adil sprinterdi ama Lefke'de uzun yıllar futbol oynadı. Evet. Adil. Murat voleybol oynadı. Ondan sonra burada da Kader falan var. Bak sen oturun. Akın Hoca var. Arkadaşlar tanıyamadım bu, ben, ama. Bu bende yok. Bunları ben sana şey yaparım. Ulaştırırım yani. Bak vesile oldu. Bunlar da güzel. Şey yaptı. Benim bu ayakkabılardan sıkıntı da çektiğim bir olay oldu. Havalandık. O zaman bu Air'lar vardı. İsim vermeyeyim. Ha. İlgili ayakkabının ismini. Reklam olmasın. Yeni çıktıydı bunlar. Havalandık. Tabii o zaman bir içki ve iki karton sigara da alma yasak değildi böyle. Aldık. Babamız istedi işte. Gelin misafirlere ağırlasınlar diye. Gümrükçü beni gördü. Dedi sen içeriye geç böyle. Geçtik. Bunları dedi ne yapacaksın? Dedim aileme aldım yani. Babam istedi falan. Ayakkabıyı dedi kaça aldın? 20 milyon liraydı o zaman. Hiç unutmam. Dedim 60 milyon aldım. Çünkü Türkiye'de yok. Bunları dedi bana satacaksın. Dedik abi olur mu ya biz yarışmaya geldik. Satmazsan dedi sana ceza kesecek. Korktuk da çocukluk. Terliklerle çıktık dışarı. Ayakkabıyı 50 liraya sattı. Olamaz ya. Öyle bir. Yok ben bunu bilmezdim ha. Öyleyse böyle. Sonra gittik Türkiye'de bir spor ayakkabısı aldım. Ama kar ettin yani üstüne. Çok güzel. Bak, kullanmışsın yine. Baba ticaretten gelmiyor sonuçta. Babamıza annemize de buradan sevgiler selamlar ediyorum. Bizden de. Ellerinden öperik. Onların da emeği çok büyüksünüz. Yani. Bugünkü programımızın sonuna geldi. Bak zaman su gibi aktı ya. Ne şeyler var. Ben geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bak eski ortamları da anlattınız. Bak bildiğiniz şeyler için de önerilerde de bulundunuz. Eleştirilerinizi de yaptınız. İnşallah yani ileride bunları konuşmak ya. İleride konuşuruz. Kaç tane olimpiyat şampiyonu çıkarttık. İnşallah. Kaç tane bilmem dünya şampiyonu. Avrupa'da kaç kişi yarıştırdık. Bunları konuşuruz değil. İnşallah öyle olur. Bak sponsorlukla ilgili ne güzel şeyler söylediniz. Hı. Geldiğiniz için ben tekrar teşekkür ederim size. Bize bu fırsatı verdiğiniz için biz teşekkür ederek Ersin. Evet. Başlara söylediğimiz gibi Ersin. Beni ve kardeşimi buraya davet ettiğin için sana, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'na, bu programda emeği geçen herkese teşekkür eder. Bu vesileyle de ekran başında bizleri izleyen herkese de sevgi ve selamlarımızı göndeririz. Teşekkür ederim. Evet. Sayın izleyicilerimiz, bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hafta buluşmak üzere. Sporla kalın, sağlıkla kalın.